GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Tanış. Yeniden bir ana haber bülteniyle yine karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Gaziantep'te 8. kez düzenlenen Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı bugün 120 firma ve 350 markanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Gaziantep'te 8. kez düzenlenen Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı bugün 120 firma ve 350 markanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Gaziantep Sanayi Odası Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği, COSGAP destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında açıklamalarda bulunan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünver de fuarın sektöründe tek olduğunu dile getirdi. Değerli konuklar, sanayisi ve ticaretiyle bölgede lider konumda olan Gaziantep'te Pentex fuarımızın 8.sini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tekstil ve hazır giyim sektörleri, üretim ve oluşturduğu katma değer, ihracattaki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Geniş bir üretim yelpazesine sahip olan kentimizde de Penye ve tekstil sektörü önemli bir yere sahiptir. Hazır giyim ve konfeksiyon grubu Gaziantep'in ihracat payında 9. sırada gelmektedir. 2018 yılı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 144 milyon 463 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer sektörlerimizde olduğu gibi markalaşmaya ve katma değere yönelebilir. Özellikle parsiyel olarak yurt dışına mamul gönderen bu sektöre has olmak üzere yurt dışı nakliye konusunu çözebilirsek üretim ve ihracat rakamlarımızın daha yukarıya çıkacağına inanıyorum. 2018 yılını yaklaşık 7 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatan kentimiz, konfeksiyon sektörünün de katkılarıyla inşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yukarıya taşıyacaktır. Kıymetli hazırım, tekstil ve hazır giyim sektörleri aynı zamanda genç nüfusa sahip ülkemizde büyük bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Bu sektörde çalışanların çoğu, biraz önce de söylenildiği gibi, kadınların olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü kadınların iş hayatına daha fazla yer almasının hem kadın iş gücünü teşvik edeceğine hem de hedeflerimize daha hızlı ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise rekabetin komşularla değil ülkelerle yapıldığını dile getirdi. Gaziantep bir gastronomi ve kültür şehri. Ama Gaziantep en önemli şey, bir Gaziantep modeli dediğimiz şey, kardeşler şehri. O yüzden bugün bu fuarda, bu önemli fuarda bizi bir araya getiren, her şartlar ne olursa olsun bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Gaziantep olacağız dediğimiz için bugün buradayız. Fuarlar şehrinin ne kadar önemli olduğunu, fuar şehirlerindeki amacın ve muradın ne olduğunu azıcık dünyayı gezen, azıcık dünyayı tanıyan herkesin çok net bir şekilde gördüğünü biliyorum. Özellikle bu coğrafyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Çok üretmemiz lazım. Çok satmamız lazım. Üretirken ve satarken de yüksek teknolojiye geçip rekabet etme gücümüzü artırmamız lazım. Şahin'in ardından sözü alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de Gaziantep'in fuarcılıkta Türkiye'de ilk 5'te olduğunu kaydetti. Fuar açılışları bizim meclis çalışmalarına denk geldiği için birçoğuna katılamıyoruz. Ama her katılabildiğim fuar açılışında öteden beri büyük heyecan duymuş, şehrim adına, sanayimiz adına, şehrimizin gelişimi adına çok umutlarımız yeşermiştir. Çok büyük heyecan duymuşuzdur. Bugün de aynı heyecanı yine duyuyorum. Gaziantep fuarlar için yola çıktığından bu yana, 2000'li yılları başından bu yana bir hedefi vardı fuarlar şehri olma noktasında. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de ilk 5 il içerisinde fuar merkezi olarak yer almış durumda. Fuar sayısı ve metrekare, açtığı metrekare itibariyle de ilk 3'e 4'e girebilecek durumda. Bununla iftihar ediyoruz. Son olarak konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, göreve atandığından beri 8 bakan ağırladığına değinirken Gaziantep'in gücüne vurgu yaptı. Yaklaşık 80 gündür buradayız. 8 tane bakanımızı misafir ettik. Ve her gelen bakanımız minibüse bindiğimizde vekillerimizle beraber,
belediye başkanımız, bakanımızla beraber, başkanlarımızla beraber gittiklerinde Gaziantep'le ilgili kafalarında oluşan intiba şu: Gaziantep her şeyin en iyisini hak ediyor. İmkanımız olsa da Gaziantep'in meselelerini daha çabuk çözsek. Bakanımız söyledi. Son 3 ayda yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırım hamlesi başladı. İnanıyorum ki bu daha fazla olacak, daha iyi olacak. Gaziantep her şeyin en iyisine layık. İşte denizi olmadan 7 milyar dolar ihracat yapan bir şehir, 12 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir şehir, komşusuyla Suriye ile bu savaş ortamında bile yaklaşık, vekilimi söyledi, 500 milyon dolar ihracat yapan bir şehir. Hiçbir savaş sonsuza kadar sürmüyor. Bir gün Suriye'de barış hakim olacak. Ora tamamı güvenli bölge olacak. O zaman Gaziantep bir yıl içerisinde ihracatını 3'e, 4'e, 5'e katlayacak. CHP'nin yeni il başkanı Melih Meriç seçim sürecini değerlendirdi. Meriç, Millet İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile ilgili bir sıkıntı olmadığını ifade etti. CHP'nin yeni il başkanı Melih Meriç seçim sürecini değerlendirdi. Bir seçim süreci var, yerel seçimle alakalı. Bunun için de genel merkezlerimizin, hem İYİ Parti Genel Merkezi'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin vereceği karar doğrultusunda bu süreçte çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yapmak için gayret edeceğiz. Bir iki güne kadar inşallah bu süreç sonlanacak. Adaylarımızı açıklayarak daha hızlı bir şekilde halkımızın karşısına çıkacağız. Bizim öncelikli hedeflerimiz bunlar. Bugünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha değişik, daha aktif, kamuoyuyla daha sıcak ilişkiler kuran, halkla iç içe olan bir yapı halinde göreceksiniz inşallah. CHP adayının Celal Doğan olacağı yönündeki iddialara da cevap veren Meriç şöyle konuştu. Dün gece iki genel başkan bir aile yemeği yediler. Bu süreçte Gaziantep'i de konu olarak ele alındı. Ama çok geç bittiği için şu ana kadar genel merkezden net olarak bana ulaşan bir bilgi yok. Ama Gaziantep'le ilgili arada bir sıkıntının olmadığını, yeni gelişmelerin olacağı konusunda sinyaller var. Ama bu bilgileri net olarak ancak genel merkezden bilgi geldiği anda kamuoyuyla paylaşacağız. Şu an bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Her iki ittifakın iki kolunda da bir problem yok Gaziantep'le alakalı. Ama anlaşma şartlarının nasıl olacağı konusunda genel başkanların vereceği karar bekleniyor. Çok yakın bir süreçti, biliyorsunuz gece yarısı bitti toplantı. Şu ana kadar bir bilgi olmadığı için çok net ifadelerle bir şey ifade etmem doğru olmaz. Ama en geç yarın genel başkanımızı bugün aradım. Hala bir dönüş olmadı, çok yoğun bir trafiği varmış. Akşama doğru büyük olasılıkla bana bir bilgi ulaşır. Ben de yarın bu bilgiyi kamuoyuyla sizlerle paylaşırım. Şimdi Celal Doğan, biliyorsunuz, Gaziantep'e 15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış. Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetiştirmiş olduğu çok değerli bir siyasetçi ve tecrübeli bir siyasetçi. Tabii ki hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanında hem halkın içerisinde Celal Doğan'a karşı bir heyecan olması gayet normal. Çünkü gerçekten Gaziantep'e çok büyük hizmetler yapmıştır. Bir heyecan yarattığı doğru Celal Bey'in. Ama tabii ki geçmiş süreçte Gaziantep'le alakalı bir ittifak kurulmuş. Bu ittifakın da sonuçlarının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye verilmişti. Ancak yeni gelen gelişmeler doğrultusunda iki genel başkan da Gaziantep'le alakalı fikirlerini dün birbirlerine ilettiler. Bugün örgütlerinde paylaşacaklar. Sonuçta bir ortak bir noktada Gaziantep için ne hayırlıysa bunun olacağı konusunda bir şüphemiz yok. Biz genel merkezimiz tarafından verilen her türlü karara saygı duyacağımız zaten deklar ettik. Çünkü genel merkezimiz de Gaziantep'le alakalı bizlerle aynı heyecanı, aynı endişeyi ve Gaziantep'in gerçeğinin ne olduğunu farkında.
çok zıt bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Merit CHP'nin yerel seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceğini de anlattı. Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek kelimeyle söyleyeyim size seçim sürecinde izleyeceğimiz politikayı. Halkın yanında olacağız, halkla birlikte olacağız, halkın sıkıntılarını bildiğimizi, halkın sıkıntılarını halkla beraber yaşadığımızı ve bu sıkıntıların çözümünün ne olduğunu birebir yaşayan bir Gaziantep'li olarak çok daha kısa sürede ve çok daha çabuk bir şekilde çözeceğimizi halka anlatacağız. Halktan kopuk bir siyaset yapmayı asla düşünmüyoruz. Her an mahallelerde, şehirlerde, köylerde halkla birlikte olacağız. Özellikle ev toplantılarında, esnafımızın yanında, kahvehanelerde, her an sokakta uğramadığımız, dolaşmadığımız hiçbir nokta bırakmadan halkla beraber bu süreci beraberce yaşayacağız. Melih Meriç son olarak seçmene seslendi. Seçmene özellikle şunu söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın içinden çıkmış, halkla birlikte hem şehrimizin hem ülkenin bütün sorunlarını en kısa sürede, en çabuk bir şekilde ve en doğru kararları alarak çözümü sağlayabilecek bir partiyiz. Az önce söylediğim gibi biz halkla beraber var olduğumuza inanmışız. Halkın bize olan desteğini hep önemsemişiz. Halkın bizim yanımızda olmasının dışında hiçbir beklentimiz yok. Çünkü biz halkın içinden çıkmış, halkla beraber yorulmuş ve onların bütün ihtiyaçlarını, bütün sıkıntılarını, çözümünün ne olduğunu masaya yatırarak, onlarla paylaşarak çözeceğimize inanmalarını bekliyorum. Bu saatten sonra herhangi bir vatandaşımızın, herhangi bir mahallenin, herhangi bir köyün en ufak bir sıkıntılarında çözeceğimize, onların yanında olacağımıza, o sıkıntıları beraber yaşadığımızı bir şekilde kendilerine anlatacağız ve inandıracağız. Onun için bize güvenmelerini ve destek vermelerini bekliyorum. Motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı 45 yaşındaki Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti. Ölüm onu doğum gününde yakaladı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Beykent mahallesindeki evinden Kunduracılar sitesindeki iş yerine giden Ahmet Polat, başka bir araca çarpmak istemeyen halk otobüsünün sol şeride ani manevra yapmasıyla otobüsün altında kaldı. Kazanın ardından ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan talihsiz adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden Polat'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GDT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.